Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir flat object tasarımı yapacağız. Şimdi şöyle 3 tane renk belirledim. Çok fazla renk olmasına gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü bunu zaten düz, degradesiz, geçişsiz, basit bir şekilde yapacağız. Basit ama böyle sevimli şeyler yapacağız. Şimdi öncelikle şöyle zaten kapakta da görmüşsünüzdür görseli ama şöyle birbirlerine karşılıklı gelecek şekilde ayarlayalım. Şimdi bunun düz olması gerekiyor aslında. O yüzden şöyle biraz daha büyüteceğim. Şöyle birbirine karşılayacak şekilde ayarladım. Şöyle biraz daha büyütebilirim belki. Şöyle düzenleyebilirsiniz tabii ki. Şöyle biraz daha geniş bir yaprak olmasını istiyorum. O yüzden şöyle büyüteceğim. Tabii bunu bir de karşıda olması lazım. Ama ondan önce yani renklerden önce şöyle şey yapalım. Kontürünü ekleyelim. Şimdi burada daha önce de bahsetmiştim ama bu kadar çok bahsedemedim. Hani nasıl kullanıldığını hiç gösteremedim size. Şöyle şeyler var. Bunları bu şekilde kullanılıyoruz. Hani desen, doku oluşturmak için de bayağı uygun aslında. Hani ben seviyorum. Şöyle yansıt deyip tam karşısına getiriyorum. Şimdi bu burada tam karşılamadığı için şurası tam birleşmedi. Aslında sorun değil. Çünkü orayı kapatacağız. Şunu biraz ortalayayım. Hedefimiz şaşmasın. Bir tane daha yapacağım. Şöyle. Şöyle bir yaprak daha yapacağım. Bunu hemen birazcık alta alayım. Buna da aynı şekilde kutusunu biraz kalınlaştırıp şuradan en uygun olanını hani bize en sevimli geleni seçeceğiz. Bu yaprağın ben birazcık daha ucu sivriymiş gibi görünsün istiyorum. Şöyle giden olabilir. Ya da şöyle tam sivri yapabiliriz. Şöyle hafiften hani ışıklı, gölgeli, güzel, sevimli bir şey olabilir. Şimdi simetrik yapıyoruz. Şu görmeseniz de olur. Ya ben sadece bunun yaprak olduğunu bilin diye çizdim. Mesela bunun şimdi tam ortasında şöyle bir yaprağın hani şey sapılma oluyor artık nasıl oluyorsa unuttum adını. Buna bir şey deniliyordu. Hatırlayan varsa yorumlarda yazsın. Şöyle birazcık ince tutalım. Yani tabi bundan bir tane de bu tarafta olması gerekiyor. Şöyle yaptıktan sonra birbirlerini karşılayacak şekilde şöyle iki tane çubuklara şöyle dalga verdiğimiz zaman hani böyle kıvrılıyormuş da şurası çok parlamış hani falan filan gibi görünsün istediğim için böyle yapıyorum. Şöyle bence uygun. Tabi bu değil de şu olsa bunun tab buradan yönetebiliyorsunuz. Hani bunun kalın yeri sağda kaldı ya da altta kaldı. Bunu üstte nasıl çıkartacağım, çevireyim mi falan diye uğraşmanıza gerek yok. Bunu şuradan kontürün profil kısmında
buranın da düzenlemesi var. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Üste, alta filan ayarlayabiliyorsunuz. Hani şeyini. Bombesinin yönünü falan filan, şeklin yönünü ayarlayabiliyorsunuz. Bunu arttırabiliyorsunuz. Bu kadar değil. Bunu internette filan bunları ekleyebiliyorsunuz. Birkaç seçeneğiniz daha olabiliyor. Güzel şeyler var. Ama ben tabii size biraz daha hani nasıl anlatayım? Hani bu uygulamadaki şeyleri göstermem lazım ki hani yapabilirsiniz. Öbür türlü işte oradan onu indir, onu yükle filan, onlar biraz uzun iş. Hepinizin çok iyi bildiğini düşünerekten anlatmıyorum sonuçta. O yüzden programın içinde ne varsa onunla yapmaya çalışıyorum. Renk olarak da buraya da bir sürü renk profili falan ekleyebiliyorsunuz. Kendi içerisinde de halihazırda var. Mesela Pantone renklerle bir şeyler yapmak istediğiniz zaman burada Pantone renk kataloğu da var. Hani hem de birkaç çeşidi var. CMYK'nın parlağı, matı, işte neler var. Bunların hepsi CMYK ya da şey olabiliyor. RGB olabiliyor bu arada. Pantone kataloğundaki şeyler. Buradaki bütün kataloglar ikisinde de aktif olarak çalışıyor. Hani CMYK dediği CMYK Pantone olarak kabul edilmiş bayağı geniş bir kitaplık. Bu Adobe'un programı var, işte Pantone programları falan var. Yani onlar da uyumlu çalışmıyor pek. Hani burada bu katalogdaki renkleri bulamayabiliyorsunuz ya da sizin internetten bulduğunuz Pantone kodu bu kitaplıkta olmayabiliyor. O aklınızda bulunsun. Şunun kenarına bir tane daha şey çizeceğim. Şunu çizeyim. Şöyle. Şöyle sivri bir tane yaprak çizeceğiz. Şimdi şunu şöyle birazcık aşağıya alacağım. Şöyle. Onu da birazcık şöyle aşağıya alırsam istediğimiz kıvama ulaşmış oluruz diye düşünüyorum. Şimdi bunu ucunu sivri yapacağım demiştim. Bu biraz da alttan gelen bir yaprak olduğu için kendisi biraz daha sivri olabilir. Tabii bunun şeyi de yuvarlak olacak gibi biraz hani mecburen. Pardon. Şuralara gelse zaten o onu kapatır. Ben kapatırım. Şimdi bununla yaptığınız zaman tamamen yuvarlak çiziyor fakat şunlardan birinin ucuna değdiği zaman hemen kendisini belli edip ayrılmıyor oradan. Böyle bir sıkıntısı var. Hani onun ucundan devam edecekmiş gibi yapıyor sürekli. Onu kapatmanın bir yolu vardır ama bilmiyorum artık nasıl oluyor. Şimdi bunları böyle çizdik. Bunu aşağıya alayım. Bunları böyle çizdik. Ama şunu sileyim. Şunları şöyle yansıt. Önünüze diyelim. Görün aynı zamanda. Kopyala dediğimizde bir tane kopyasını çıkartıyor burada. Hemen yapıştırabiliyorsunuz. Hani altla kopyalayıp ters çevirmenize gerek yok illa. Yani şart değil yani, yapabilirsiniz ama şart değil. Şimdi şunların hepsi şöyle yeşil. Bunların hepsi yeşil. Onu bir bilelim. Şuradaki yeşilimiz. Şimdi şeyde gördünüz. Fakat hani gölgesi falan var. Oralara ayrı ayrı renk vermiyoruz. Onu şurada göstereceğim birazdan. Aynı Photoshop'ta olduğu gibi bunda da ayar yapabiliyorsunuz. Hani öyle boş beleş bir şey yok. Ayar tablosu yok. Gayet güzel, şık, benim sevdiğim tarzda. Şunu kullanacağım ben. Şunu birazcık daha geniş yapacağım. Hatta bunu birleştiririm de yani.
Şöyle buraya birleştirip bunu da buraya birleştirebiliriz. Gayet güzel de olur bence. Oldu mu? Şöyle güzel ya. Aynen böyle güzel. Şunu ters çevirirsem nasıl görünüyor? Ona bakalım. Galiba birleştirirken bir şey yaptım. Neyse, böyle güzel. Bunu beğendim. Bu tipi gayet güzel. Şimdi gölgelendirmeden önce saksımızı da çizelim. Şöyle bir kutucuk çiziyoruz. Gayet basit. Bunun şu ucunu şurada 1,2 dedi. Şurada da aynı şekilde 1,2'yi yakaladık mı? Tamam. Emeğin keyfimize. Şöyle birazcık büyütelim. Yani genişletelim. Şunu gruplayayım, ortalayayım. Hani neyin neyin ortası olduğu belli olsun. Şöyle yaptık mı? Tamamdır. Buna da bir kontrol verip aynı şeyi bunda da uygulayacağız. Şöyle birazcık büyütelim. Şöyle böyle daha iyi. Şimdi kapakta görüyorsunuz da işte ben göremiyorum onu. Keşke ben de görebilsem. Hani bu arada buna benzer bir şey internette görmüştüm. Hoşuma gitti, dedim ben bunu yaparım. Videosunu da çekerim, insanlara anlatırım dedim yani. Kolay çünkü. Böyle bakınca yapmayı deniyorsun, zor gibi görünüyor. Çünkü kimse anlatmıyor. Biri anlatsa çok kolay aslında. Bu olmadı. Şunu deneyelim. Aynı. Şimdi aynı şekilde bunu da biraz içe doğru bükeceğiz. 1,78. Şöyle 1,78'i diğer tarafta da yakaladım. Bıraktım. Şimdi ışığını, gölgesini ayarlayabiliriz. Şimdi az önce de bahsettim. Aynı Photoshop'taki gibi ışığının gölgesini ayarlayabiliyoruz. Şeyin renkleri şey ekleyebiliyoruz. Adını siz söyleyin. Bu yüzden şunu katmanlarını kapatacağım. Çünkü bunun üstüne ayrıyetten bir renk geçeceğim. Şöyle katmanlarını kapattığımız zaman tabii bağlarını görebiliyoruz yine. Şöyle basitçe siyahın üstünden gideceğim. Çünkü zaten rengimiz siyah olacak. Şimdi kontrolünü kapatıyorum. Rengini siyah yapıyorum. Burada opaklık normal diyor. Bunu normal değil. Şöyle seçeceğiz. Birazcık opaklığını düşürelim. Koyulaştır dediğimizde bizim istediğimize ulaşıyor. Siyahın üstünde de belli olmuyor bu arada. Hani öyle bir güzel yanı da var. Aynı şekilde şu yaprakların da uçlarını kapatalım. Evet, şimdi bu saksımızın ışıklarını, gölgesini ayarladık. Sadece şu tabanla bir tabanı olduğunu belli edecek bir çizgi daha yapıyoruz. Ondan sonra bitireceğiz. Şöyle yapmak istiyorum ben bunu. Birazcık şöyle bir parçası olsun. Yani burası da düz bir çizgi gibi olmasın. Şöyle katmanımızı tekrardan açalım.
böyle ekranın ortasında kocaman olması sevimli durmaz. O yüzden birazcık küçültüyoruz. Zaten bunların kontur değerlerinin hepsinin aynı olduğunu varsayarsak şöyle topluca şöyle 3 punto kadar yani. Şunları birazcık daha küçültürsek sevimli olacaktır diye düşünüyorum. Şöyle bunlar 1 olsun, diğerleri 2 olsun. Şunu da birazcık daha inceltelim. Bu çok kalın kaldı buna göre. Şöyle. Şimdi bunun bir de şeyinde kapakta şey var, çiçek vardı. Aman kapak diyorum, tövbe. Şunun üstüne bir de çiçek ekleyelim. Çiçeği de yapması gayet basit. Şöyle şunu. Zaten bu rengi yeşil. Şöyle şuradan. Bunun ayarları var. Toleransını sıfıra indirdiğiniz zaman sadece seçtiğiniz rengi seçer. O objeleri seçer. Şöyle yaparsak diğerlerini bırakacak. Şimdi bunun rengini magenta yaptığım zaman bu küçük sevimli bir çiçek haline gelecek. Nasıl derseniz şöyle bunu ben şunun yaprağının hemen ucuna iliştireceğim. Bu böyle bir çiçek olacak. Tabii daha ince çizgileri olursa daha sevimli durur. Şöyle bu işimizi bitirmiş oluruz. Bunu da size ücretsiz olarak aşağıdaki linkte sunacağım. Kolay gelsin.